Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlere MediaMarkt Bakırköy Marmara Forum mağazasından sesleniyoruz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz hemen yanımda da görüyorsunuz zaten kablosuz dikey elektrikli süpürgeler var. Bu süpürgelerle ilgili aklınıza takılan 10 farklı soruyu bu videoda sizler için yanıtlayacağız. Bu soruları biz gerek Teknoloji Oku internet sitesinden aldığımız yorumlardan gerekse MediaMarkt ile ilgili çektiğimiz içeriklerden yine karşımıza çıkan sorulardan derlemiş olduk. Şimdi gelin 10 soruda kablosuz elektrikli süpürgeler ve bu soruların yanıtlarını verelim. Evet, kablosuz elektrikli süpürgelerle ilgili olarak ilk aklınıza gelen soruların başında şu geliyor. Kablosuz modeller kablolular kadar çekiş gücüne, emiş gücüne sahip mi? Şimdi şöyle söylemekte fayda var. Özellikle orta ve üst seviye bir model alırsanız, kablosuz elektrikli süpürgelerden bahsediyorum. Kablolu olanlara yakın bir çekiş ve emiş gücünü elde edeceğiniz konusunda garanti verebiliriz. Yani özellikle belli bir seviyeden sonra elektrikli süpürgelerin, kablolu olan elektrikli süpürgelerle kablosuz arasında çok da bir fark kalmıyor. Hemen hemen onların yaptığı bütün işlemleri ve çekiş gücünü kablosuz olarak da yakalayabiliyorsunuz. Bunun altını özellikle çizmiş olalım. Bir diğer soru ise kablosuz bir elektrikli süpürgeyi tam şarj ile ne kadar kullanabilirsiniz? Bu birazcık modele, markaya, üzerindeki pile göre değişmekle beraber ortalama 20-25 dakikadan başlıyor. 40-50 hatta 1 saate kadar süren, tabi burada bu 1 saate ulaşabilmek için bazı süpürgelerde çekiş gücünü birazcık düşürmeniz gerekiyor. 1 saate ulaşabilen bir sürede bu kablosuz elektrikli süpürgeleri tam şarj pili ile kullanabiliyorsunuz. Yani ortalama 20-25 dakikadan başlıyor. 50 dakika, 60 dakikaya kadar çıkan sürelerde bu kablosuz elektrikli süpürgeleri kullanmanız mümkün hale geliyor arkadaşlar. Belki aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. Kablosuz elektrikli süpürgelerde pilin ömrü bitince ne oluyor? Yani burada pil ömrüden bahsettiğimiz şey şu arkadaşlar. 2 sene sonra, 3 sene sonra doğal olarak pillerin ömrü azalıyor veya düşüyor. Gücü düşüyor ve düşmeye başlıyorlar. Peki böyle bir durumda ne oluyor? Mesela bazı süpürgelerde pilleri çok kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Mesela şu süpürgede şöyle çıkartıp bu pil ömrü bittiği zaman, yani 2 sene sonra, 3 sene sonra, 4 sene sonra bu pilin ömrü bittiği zaman bunun yerine yenisini alıp kullanmaya devam ediyorsunuz süpürgenizi. Yani pil ömrü bittiği zaman değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için de satın aldığınız markaya gidip benim şu marka modelim var, şu ürünüm var ve şu pili kullanıyor, bunun yenisini almak istiyorum diye belirtmeniz gerekiyor. Şimdi kablosuz elektrikli süpürgelerle ilgili merak edilen bir diğer konu ise ıslak zeminlerde ya da su içinde kullanılabilir mi? Yani su çekmek için kullanılabilir mi? Ne yazık ki birçok kablosuz elektrikli süpürgenin böyle bir özelliği olmuyor. O yüzden ıslak zeminlerde, banyoda mesela, suyun olabileceği yerlerde ya da herhangi bir suyu çekmek için kesinlikle ve kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Böyle bir kullanımda da süpürgenin garanti kapsamı dışında kalacağını özellikle altını çizmiş olalım. Kablosuz elektrikli süpürgelerle ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Tam dolu bir pil ile ben kaç metrekarelik bir alanı temizleyebilirim? Şimdi burada tabii kesin bir rakam vermek çok zor. Çünkü pil kapasiteleri üründen ürüne, modelden modele değişiyor. Ama genel bir fikir vermek için şunu söyleyebiliriz. Ortalama bir kablosuz elektrikli süpürge ile yaklaşık olarak 100 metrekarelik bir odayı ya da odaları temizleyebiliyorsunuz. Yani diyelim ki 3 odalı bir eviniz var ya da 3 odayı temizlemeniz gerekiyor. Bu 3 odanın toplamı da 100 metrekare ise çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Hatta pil kapasitesi büyük olan ürünlerde ise bu rakamı 130 metrekareye kadar çıkarmanız mümkün. Yani bütün bir evi arkadaşlar tek bir şarj ile rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Bunun da altını özellikle çizmiş olalım. Kablosuz elektrikli süpürgelerle ilgili merak edilen sorulardan bir tanesi de şu. Sürekli düğmeye basmak gerekiyor mu? Biliyorsunuz normal elektrikli süpürgelerde o düğmeye bir şekilde bastıktan sonra bir daha tekrar basmamıza gerek yok. Ama birçok kablosuz süpürgede ne yazık ki o düğmeye sürekli basılı tutmanız gerekiyor. Ama bazı modellerde böyle bir zorunluluk yok. Yani tetik şeklinde bir düğme var ve siz o düğmeye bir kere bastıktan sonra sürekli açık kalıyor. Bir daha bastığı zaman kapanmış oluyor. Mesela şu hemen şu andaki böyle bir örnek var, böyle bir ürün var. Bunu da mesela düğmeye basacağım ve çalışmaya devam başlayacak hemen ve çalışmaya devam edecek. Herhangi bir şekilde düğmeye basılı tutmam gerekmiyor. Bakın. Şu anda gördüğünüz gibi süpürge çalışıyor ve sizin tekrar bu tetiğe basmanız gerekmiyor. Bu güzel bir özellik ama birçok süpürgede bulunmuyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Kablosuz elektrikli süpürgelerle ilgili merak edilen bir diğer konu ise pillerinin farklı cihazlarla kullanılıp kullanılmayacağı konusu. Şimdi
Birçok kablosuz elektrikli süpürgenin zaten pil içinde bütünleşik olarak bulunuyor. Çıkartılabilenlerin ise çok az bir kısmının farklı cihazlarda da kullanabiliyorsunuz. Ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı markanın ürünleri olması gerekiyor. Örneğin işte X markasının bir kablosuz elektrikli süpürgesinin pilini işte yine X markasının bir şarjlı matkabında kullanabiliyorsunuz. Bu tarz ürünlerin şu anda sayısının az olduğunu belirtelim ama önümüzdeki dönemde muhtemelen böyle tek bir pille farklı cihazları da kullanabileceğiniz, farklı farklı ürünlerinde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Kablosuz elektrikli süpürgelerle ilgili merak edilen soru, belki de en önemli sorulardan bir tanesi bu. Ağırlığı ne kadar? Neden? Çünkü bunu evde kullanırken mecburen elimizi tutmamız gerekiyor ve o ağırlığı bildiğimiz zaman da daha rahat bir kullanım söz konusu olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii modelden modele, markadan markaya göre olarak bu ağırlık da değişiyor. Ama şunu söyleyebiliriz, yaklaşık olarak 2-2,5 kilogramdan başlayan bir ağırlık söz konusu. Bu ağırlık miktarı ürünün özelliklerine göre, üzerindeki pilin kapasitesine göre 3 kiloya, 4 kiloya hatta 5 kiloya kadar yükselen ağırlıklarda farklı modellerinde olduğunu söyleyelim. Ama söylediğim gibi kesin bir rakam vermek çok zor. Ama bir aralıktan konuşmamız gerekirse ortalama olarak 3 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyebiliriz bu tarz kablosuz elektrikli süpürgelerin. Peki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Kablosuz elektrikli süpürgeleri otomobil temizliğinde de kullanabilir miyiz? Evet, bu sorunun yanıtı evet arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Aynen evde olduğu gibi rahat bir şekilde kablosuz elektrikli süpürgelerinizi arabada da kullanabiliyorsunuz. Hatta bazı markalarda sadece arabalar için özel kitler de var ve özellikle o uçları değiştirerek aracınızın temizliğini de çok böyle dip köşe bir şekilde yapmanız mümkün oluyor. Özellikle arabasına çok dikkat eden ve temizliğini de ben kendim yaparım diyenler için güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Kablosuz elektrikli süpürgelerle ilgili merak edilen bir diğer soru ise sürekli şarjda tutmak gerekiyor mu ya da tatile gittiğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi aslında bu konu birazcık çetrefilli. Neden? Eğer günlük olarak kullanıyorsanız sürekli şarjda tutmaz. Mesela şuradaki ürünler gibi şarjda durmasında bir sıkıntı yok. Ama belli bir zaman diliminden daha fazla olarak diyelim ki bir hafta, 10 gün, 15 gün ya da bir aylık süreler gibi sürelerde şehir dışında olacaksanız ya da cihazınızı kullanmayacaksanız şarjdan çıkarmak en mantıklı çözüm olacaktır. Çünkü eğer kullanmayacağınız durumlarda sürekli şarjda durması cihazın uzun vadeli en azından elektronik devrelerine zarar verebilme riski taşıyor. Yani uzun lafın kısası, eğer belli bir sürenin üzerinde evden uzak olacaksanız ve cihazı da kullanma ihtimaliniz yoksa şarjda tutmamanızı öneriyoruz. Evet, bu videomuzda sizlere 10 soruda kablosuz elektrikli süpürgeler konusunda bilgi vermeye çalıştık. Elbette aklınıza takılan mutlaka başka sorular da vardır. Bu soruları alttaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve bilgimiz olduğu konularda da sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.